Ankara'da Biyoet Türkçe ekibi olarak siyasetin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Artık seçime 2 gün kaldı, hatta saatler kaldı bile demek mümkün. Ve bugün Biyoet Türkçe'ye vakit ayıran Profesör Doktor İlhan Uzgel ile beraberiz. Efendim, öncelikle bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Artık seçime günler diyemiyoruz, saatler kaldı diyebiliriz. Tabii Türkiye içinde heyecan dorukta ama yurt dışında da yakından takip ediliyor. Dış dünya buradaki seçimleri, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini nasıl görüyor? Vallahi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir seçim dışarıdan bu kadar yakından takip edilmedi. Hiçbir seçim sonucu bu kadar merak edilmemişti. Yani yalnızca biz değil, tabii dünya da bunu çok merak etti. İşte 22 yıllık bir Erdoğan iktidarı var. Dünyada gerek İslamcılık, gerek otoriterlik, gerek işte Ukrayna Savaşı, İran iç siyasetinin dinamikleri olsun, gerekse de Türkiye'nin iç siyaseti olsun, birçok açıdan çok önem taşıdı. Dışarıdan genellikle yani Rusya dışında ve bir iki Erdoğan'a yakın lider dışında dünya bekle gör politikası izledi ki bu da makul olan ve doğru olandı. Doğrudan seçimlere pozitif ya da negatif bir yaklaşım içinde olmadılar. Yani çünkü bu pozitif bir yaklaşım hani Erdoğan için kullanabileceği bir şey olurdu. Negatif bir yaklaşım yine Erdoğan için kullanacağı bir şey olurdu. O yüzden de hani güç merkezleri açıkça taraf almadılar, mesafeli durdular. Putin Rusyası da doğrudan taraf olmadı ama eylemleriyle tarafını belli etti diyebiliriz. Geride bıraktığımız hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN kanalına verdiği röportajda Biden'ın otokrat suçlamalarına cevaben diktatör olsaydım nasıl ikinci tura gidebilirdik dedi. Bu kapsamda özellikle Amerika'nın nasıl baktığı konusunda neler söylersiniz? Yani şimdi tabii ki bu Biden'ın kampanya sırasında Erdoğan'a ilişkin yaptığı açıklama medyada paylaşılınca bu Biden yönetimini zor durumda bıraktı. Yani daha en başından Biden rengini belli etmiş oldu daha başkan seçilmeden. Dolayısıyla burada bu çok kullanıldı. Yani Erdoğan'a yakın medya tarafından bundan çok bahsedildi. Bu o görüntü çok dolandırıldı. Dolayısıyla da hani buradan kalan bir yükle, bir bagajla Biden yönetimi Erdoğan'la ilişkilerinde çok dikkatli oldu. Bu sefer de aşırı bir hassasiyet gösterdiler ki bakın o bir seçim kampanyasıydı. Hani başkan olunca hani siyasetin kendisi rengi değişir iktidara gelince demek istediler. Dolayısıyla da Erdoğan'la ideolojik olarak da liderlik olarak da bir mesafe koyulurken mesela Erdoğan hiçbir zaman Beyaz Saray'da kabul görmedi. Biden'ı ancak uluslararası toplantıların, zirvelerin marjında görüştü. Ama Erdoğan'ın aleyhine olabilecek herhangi bir şey de bulunmadı. O yüzden bu dengeli bir politikaydı. Biraz Türkiye iç siyasetini kendi haline bırakmayı tercih etti Biden yönetimi. Erdoğan da bundan epey faydalandı. Evet, Erdoğan'ın karşısında Kemal Kılıçdaroğlu var ve Kılıçdaroğlu birkaç ay önce Amerika'yı ziyaret etti. O ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz şimdi onun adaylığı çerçevesinde? Doğrusunu isterseniz o ziyaret ya olmasaydı ya da eğer yapıldıysa daha verimli, siyaseten daha verimli kullanılabilirdi diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu ısrarla bunun bir siyasi ziyaret olmadığını, siyasetçilerle görüşmeyeceğini söyledi. Bana kalırsa siyasetçilerle pekala görüşebilir. Yani Erdoğan bunu çok yaptı mesela. Erdoğan başbakan olmadan Beyaz Saray'da kabul edilmiş bir siyasetçi aslına bakarsanız. Seçimleri kazanmış olsa da resmen başbakan değildi. Dolayısıyla da örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin muadili sayılabilecek diyelim Demokrat Parti'nin parti başkanıyla Bernie Sanders gibi isimlerle daha önceden görüşmeler ayarlanabilirdi ve bunda da yadırganacak bir şey de yok. Hani siyasi ana muhalefet partisi lideri
Türkiye'yi yönetmeye adaydır. Dolayısıyla onun bir uluslararası görünümü olabilir, uluslararası bağlantıları olabilir. Bunu da seçmene anlatabilirdi ama onun yerine hem Amerika ziyareti yapıp hem de bunun bir siyasi içeriğe sahip olmaması gibi bir hassasiyet gösterdi. Bu onun takdiridir ama diğeri de faydalı olurdu diye düşünüyorum. Peki şimdi farklı senaryolar, farklı kombinasyonlar olabilir. İki aday var, Kılıçdaroğlu ve Erdoğan. Erdoğan'ın kalması halinde ya da Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturması halinde bu ilişkiler nasıl şekillenir? Artı 2024'te Amerika'da seçimler var. Trump oldukça güçlü çıkıyor anketlerde Cumhuriyetçilerin içinde. Dolayısıyla Biden yine aday. Böyle bir hani dört isim üzerinden gidersek neler söylersiniz? Yani Erdoğan seçimleri kazanırsa ki yakın görünüyor. Ve Biden tabi yönetimi devam edecek herhalde kaç oluyor 2020-2024 sonuna kadar yani 2025 başına kadar ilişkilerin dinamiğinde önemli bir değişiklik olmaz. Yani Biden yönetimi yeni bir ilişki safhasına geçmez. Erdoğan da ilişkileri açacak elinde fazla bir imkan yok. Zaten çok ciddi içsel sorunlar ve ekonomik sorunlarla boğuşacak yeni bir hükümet kim gelirse gelsin. O yüzden de Türk-Amerikan ilişkilerinde radikal bir değişiklik yapacak imkanı, aracı çok fazla yok. Yani Biden yönetimi o mesafeyi korur, Erdoğan da var olan ilişkiyi sürdürür. Ama elindeki bazı araçları, mesela İsveç'in NATO üyeliği gibi konuları, hani Amerika ile ilişkileri de yakınlaşmak için bir araç olarak, bir koz olarak kullanabilir. Ha ola ki Trump seçilirse, aday olur, kabul edilir ve seçilirse o zaman ilişkilerin niteliğinde bir değişiklik olur. Çünkü Trump, Erdoğan ve Erdoğan gibi liderlerle çalışmayı tercih eden bir lider. O 2016-2020 arasına tekrar biz Türk-Amerikan ilişkilerinde dönmüş oluruz. Peki Kongre'nin tutumunun nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Örneğin F-16, F-35 satışlarında başkanın değil, Kongre'nin söz sahibi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Kongre nasıl bakıyor sizce? Yani Amerikan sistemi içinde ben de yaptığım ziyaret ve görüşmelerde anladığım kadarıyla Kongre'nin Erdoğan yönetimine bakışı son derece negatif. Yani bu pek rastlanan bir şey değil aslına bakarsanız. Çünkü Erdoğan muhafazakar bir lider, merkez sağ siyasetten geliyor. Kongre'deki hem merkez sağ, yani cumhuriyetçi, hem de demokrat kesimleri karşısına almış. Yani son derece negatif bir imajı var anladığım kadarıyla. Dolayısıyla da yani Kongre'nin bakışının, Erdoğan yönetimine bakışının eğer seçimleri kazanırsa düzelmesi için daha çok şey yapılması gerekiyor. Bunun için çaba gösteriyor. Özellikle mesela İsrail ile ilişkileri düzeltmek, Yahudi çevrelerine yakın ve sempatik olmak açısından özellikle oradaki büyükelçi de yani çok uğraşıyor. Bu çabaların devam edeceğini düşünüyorum ama o kadar çok eşik açıldı, o kadar çok sorun yarattı ki Erdoğan, Kongre'deki havayı dağıtması, kendi lehine çevirmesi çok zor olur. Birçok gözlemci ilk turda seçimlerde burada görevli bulundu. Şimdi ikinci tur için de yine gözlemciler var. Sizce bu kadar çok gözlemcinin olması sandık güvenliği açısından dışarıda nasıl bir tablo ortaya koyduğumuzu gösteriyor size? Seçim güvenliğinde başlıca sorumlu hükümettir. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu üyelerini atıyor, işte valiler, il seçim kurulları falan. Aslında tarafsız olması gereken, partiler üstü olması gereken kurullar aslında Erdoğan'ın daha çok denetiminde, iktidarın denetiminde. Dolayısıyla da seçimin güvenliğinden, düzgün bir şekilde kurallara uygun ve hilesiz yapılmasından hükümet sorumlu. Fakat bu sorumluluğu yerine getirmediği, seçim sonuçlarını birçok yerde kendi lehine dönüştürmeye çalıştığını biliyoruz. Çok teşekkürler, çok sağ olun.